Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizleriyle elma sirkesi yapacağız. Köyden getirtmiş olduğum elmalarım. Elmaların çürük olması, zedeli olması, küçük veya büyük olması çok önemli değil. Önemli olan hepsinin ekşi olmaması. Tatlı ve ekşi karışık olabilir. Genelde de tatlı elmayla ben sirkemi vururum yıllardır. Elma sirkesine neler gerekiyor? Onları sizden paylaşayım. Bir yemek kaşığı şeker, ekmek dışı, içi alınmış ekmek kabuğu sadece, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir yemek kaşığı bulgur veya buğday. Benim 2 yıl öncesinden vurmuş olduğum elma sirkem. Bundan da bir çay kaşığı, çay bardağı koyacağım. Evet arkadaşlar, ekmeği koymamızdaki amaç sirke mayalıdır ve mayasının oluşması içindir. Eğer ki organik benim gibi elma sirkeniz yoksa, benim var, sizin yoksa, bu marketlerde satılan elma sirkesinden kesinlikle koymuyoruz. Buradaki bu görmüş olduklarınız yeterlidir. Yani mayalamak için illa bir elma sirkenize gerek yok. İlk önce elmalarımı dilimlemekle başlıyorum işe. Bir tanesini ben dilimleyip size göstereceğim. İçerisindeki çiğitler kalıyor. Bunları kesinlikle çöpe atmıyoruz. Kabuğunu soymuyoruz. Sadece eğer ki şurasında çöpü varsa onu alıyoruz sadece. Şu şekilde, bu kadar kafi. Daha sonra şişemizin içerisine bırakacağız. Doğradım, hazır ettim. Şimdi sirkemizi yapmaya başlayalım. Cam kavanoz kullanıyoruz. Bunun için, sirke için en önemli şey cam kavanoz. Kesinlikle plastiklerde yapmayalım. Çünkü bekleme süresi uzun olduğu için cam daha faydalı olacaktır. Daha doğru bir kullanım olacaktır. Elmalar ne kadar olmalı? Kavanozumuzun yarısından biraz fazla elma gelecek. Bu 5 litrelik olabilir, 10 litrelik olabilir ki benimki 2 litrelik bir kavanoz. Yapabilirsiniz. Öncelikle bunun içerisine ekmek kabuğumu bırakıyorum. 1 yemek kaşığı demiş oldum şeker, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 yemek kaşığı buğday ya da bulgur. Sirke ne kadar çok beklerse o kadar güzel oluyor. Lezzeti de, kendisi de. Şu şekilde bir çay bardağı sirkemi de boşaltıyorum. Şimdi elmalarımı içerisine döküyorum. Elmalar yarısından biraz fazla gelecek demiştim. Evet. Tahminim de doğru geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun üzerine suyunu ekleyeceğim. Suyunu ağzına kadar doldurmuyoruz. 3 parmak, şöyle ölçün. 3 parmak şuraya geliyor. Buraya kadar içme suyu dolduruyoruz. Ben şimdi çeşmeden dolduracağım. Eğer hazır suyunuz varsa da hazır su daha iyi olur.
Şimdi bunu nasıl saklayacağız? Nasıl süzeceğiz? Onlar hakkında bilgileri vereyim. Görmüş olduğunuz gibi suyunu buraya kadar doldurdum. Biz bunun ağzını kapatacağız. Şöyle hava alabilecek şekilde bir tülbent olur, bez olur. Ama hava alabilsin. Bir paket lastiği yardımıyla ağzını kapatacağım. Bu şekilde 21 gün boyunca karanlık bir yerde saklamaya alıyorum. Her gün açıyorum ağzını. Tahta kaşıkla şu şekilde. Birkaç kere bu şekilde yapıyorum. Tekrar ağzını kapatıyorum. Karanlık yere koyuyorum. 21. günün sonunda bu görmüş olduğunuz elmalar kavanozun dibine çöküp suyu üst kısmına çıkacak. Ve elmalar çöktükten sonra karıştırma işlemini bırakıyoruz. Tekrar aynı bu şekilde kendi kapağını kapatmadan 2,5-3 ay boyunca karanlık yerde saklamaya devam ediyoruz. Ama karıştırma yapmadan. Daha sonra bu 3 ayın sonunda kevgir üzerine bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Tekrar bir kavanozumuza alıyoruz. Elmaların çöpe atıyoruz. Suyunu saklıyoruz. Yaklaşık bu şekilde de 3 ay ila 1 sene arasında da saklayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz zamana kadar, ama 3 ayda sonra kullanıma hazır olacaktır sirkeniz. Üzerinde sirke anası oluşacaktır. Beyaz torfu şeklinde kalın bir tortu oluşuyor. Bu sirkeyi korumak amaçlı oluşur. Ve onun faydası da çoktur. Romatizma ve eklem hastalıklarına iyi geldiği söylenilir. Onun dibe çökmemesi gerekiyor. Eğer ki sirkenin suyu üst kısma çıkarsa, o zaman sirke anası dibine inecektir. Ve o zaman da sirke anasını almanız gerekiyor. Direkt kevgir yardımıyla alıp, ama bu şekilde ağzı dar bir şeye koymayın ki sirke anasını almanız kolay olsun. Gene aynı şekilde ağzı geniş bir kabın içerisine koyun. Ben bunu birkaç kere tekrardan kap değiştirdiğim için bu şekilde kullanıyorum. Sirke anasını aldıktan sonra koydum. Daha sonra o sirke anasını kendi sirke suyuyla beraber buzdolabında saklayın arkadaşlar. Ve sirkeyi kullanmak istediğiniz zaman o sirke anasını alın ve kullanıma hazırdır. Dibinde beyaz torfalar oluşabilir. O sirke anasını aldıktan sonra bunu da süzmeniz gerekir birkaç kere. O korkulacak bir durum da değil. Ne yaptık şimdi? 21 gün karıştırdık. Daha sonra 2,5-3 ay boyunca aynı bu şekilde kapağını örtmeden bez üzerinde, bez takılı bir şekilde 3 ay beklettik. Süzdük. Bir kaba aldık. Burada da 3 ay boyunca, en az minimum 3 ay boyunca bekletmiştik. Daha sonra kullanacağımız zaman sirke anasını aldık ve kullanıma başladık. Toplamda ortalama 7-8 ay gibi bir süre geçti. Tarih atalım bugünün tarihini. Ağustos'un 26'sı bugün. Ben bugün tarihini atıyorum. Yaklaşık da Mart-Nisan gibi de içmeye başlayacağız sirkemizi. Ben de sizin gibi YouTube kanalından öğrendim ve sizlere de öğretmek istedim. Gerçekten yıllardır yaptığım bir içecek, şifa. Deneyin, yapın. Hiçbir zorluğu yok. Sadece 21 gün boyunca bir karıştırma işleminiz var. Takip etmeniz gereken. Ondan sonra zaten 2,5-3 ay gibi kendi kendine bekleyerek olgunlaşıyor. Oluyor. Sirke ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli ve güzel oluyor. Benim bu sirkem 2 yıllık bir sirke. Ve son artık bu kadar kaldı. Geçen yıl yaptığım sirkeleri dağıtmıştım. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Yeni videolarda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.